çok açıklayıcı değil, şundan açıklayıcı değil. Şöyle basit bir örnek vermek istiyorum. Bunu daha önce de paylaştım. Diyelim ki bir aile reisinin hesabında bir 100 bin dolar para olsun, 150 bin dolar para olsun. Bankaya kredi borcu da 100 bin dolar olsun. Yani ailenin 50 bin dolar fazlası olsun. Bu durum tam olarak öyleydi. Ne zaman öyleydi? İşte şey başlamadı, 2019'un Şubat ayında falan, ki seçim öncesinde, yani yerel seçimler öncesinde, Merkez Bankası'nın kabaca 50 milyar dolar fazlası vardı borcunun üzerinde. Net olarak döviz fazlası vardı. Şimdi yine aileye dönelim. Aile üyeleri diyelim ki şüpheleniyorlar, acaba ailenin reisi bu paraları yedi mi diye. Bir araştırıyorlar ki hesapta yine 150 bin dolar duruyor ama bankaya kredi borcu 200 bin dolara çıkmış. Yani 50 bin dolar artmış. 100 bin dolar artmış. Şimdi bu durumda ailenin net durumu eksi 50 bin dolar oluyor. Türkiye'nin durumu da şu anda öyle. Artı 50 milyar dolarlık bir döviz rezervi varken şimdi eksi 45 milyar dolar seviyesinde Türkiye'nin Merkez Bankası'nın pozisyonu. Bu şu demek, döviz rezervleri eritildi. O döviz rezervlerinin eritildiği gün anlaşılmasın diye de gidildi. İşte swap işlemleri falan yapıldı ve o swap işlemlerinde ne olduğunu açıklanmadı. Yani bu 2019'un Şubat ayından beri böyle. Ben Nisan 2019'da Merkez Bankası Başkanı'na bunu sormuştum bir toplantıda, kamuoyuna açık bir toplantıda. Ve Merkez Bankası Başkanı buna yanıt vermemişti. Ve o zamandan beri Merkez Bankası şeyi saklıyor, net rezerv durumlarını saklıyor. Ancak şu var tabii, aylık olan tablolarda biz bunu görebildiğimiz için, hesaplayabildiğimiz için bu çok açık bir şekilde belli ki eksi 45 milyar dolarlık bir şeyi var, Merkez Bankası'nın pozisyonu var. Bundan anlamı şu, tekrar edeyim. 95 milyar dolarlık bir döviz rezervi görünüyor olsa da Merkez Bankası'nın kabaca 135 milyar dolara yakın bir şeyi var, borcu var. Bugün bankalar gelip de ver bizim dövizimizi dese Merkez Bankası'nın durumu net olarak eksi 45 milyar dolar. Dövizi yok demek yani. O açıdan yani bu saklanacak bir durum değil. Ama bunu siyaseten hesabını vermek zor olduğu için yan yollarda başka türlü cevaplar veriliyor çok açık bir şekilde. Yine bir yanıt şu, efendim neyini araştırıyorsunuz, neyini sorguluyorsunuz bu kadar? Nihayetinde pandemi döneminde işte pandemiyle mücadele, efendim finansal açıdan Türkiye'de finansal piyasaları dalgalandırmaya çalışanlara karşı bu dalgalanmayı önleyecek bir şekilde gerekli işlemler usulünce yapılmıştır deniliyor. Cumhurbaşkanı diyor, resmi makamlar söylüyor. Bu konuda ne dersiniz efendim? Şunu söyleyeyim, pandemi başladıktan sonra bu döviz rezervlerindeki erime hızlandı. Hem yabancı yatırımcılar Türkiye'yi terk ettiler, hem de yerleşikler, yani bizler, vatandaşlar ve şirketler döviz almaya ve altın almaya başladı. Bunun sebebi şuydu, başka ülkeler, yani Amerika ve İngiltere gibi hani böyle liberal ekonominin kalesi olan yerlerde devlet bütçeden vatandaşın cebine, şirketlerin cebine para koymaya başladı pandemiden dolayı. Çünkü 100 yılda karşılaşılabilen bir kriz bu. Hemen her şeyi bıraktılar. Hala da bu geçerli. Yani Amerika'da şu anda 1.9 trilyon dolarlık bir paket geçti. Vatandaşın cebine, işsiz kalanların, geliri düşenlerin cebine para koyacak devlet. Şimdi o ülkeler bu şekilde davranırken Türkiye bu yola gitmedi. Hatırlarsanız, İşte kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izne çıkarılanlara nakit destek denildi. Bunun faturası aslında zaten işçinin cebinden çıkmış olan primlerle oluşan işsizlik fonundan çıktı. Yani bütçeden çıkmış çok bir para yok. Kabaca 5-6 milyar liradır yani bütçeden çıkan. Büyük bir bölümü işsizlik sigortasının fonundan alındı. Ve vatandaşlara şu söylendi o dönemde. Size kamu bankaları ve diğer bankalar ucuz ihtiyaç kredisi sağlayacak denildi. Yani liberal ekonominin kalesi olan yerlerde devlet vatandaşın cebine para koyarken bizde devlet gidin bankalardan kredi alın denildi. Şimdi bolca bir kredi basıldı piyasaya, Türk lirası kredi basıldı ve faizler aşağı çekildi ve negatif reel faize ulaştık Türkiye'de. Bu tabii vatandaş bunu okumayı çok iyi biliyor. Negatif reel faiz demek ki bankada parayı tuttuğunuz zaman mevcut nominal faizlerden enflasyona karşı paranız eriyor demek. Vatandaş da gitti altın ve döviz aldı. Bakın geçen sene 2020 yılında Türkiye'nin ithalatı net dış ticaret açığı
kabaca 50 milyar dolara yakın ve bunun 25 milyar doları altın ithalatına gitti. Yani pandeminin olduğu, dükkanların kapandığı, iş yapılamaz hale geldiği bir dönemde Türkiye gidip koşa koşa altın ithal etmiş. Yani altının bir faydası yok kimseye durduğu yerde. Ekonomiye bir faydası da yok. Tam tersine döviz çıkıyor dışarıya. Ve işte vatandaş da döviz aldı, altın aldı ve rezervler eridi. Bu çok büyük bir iktisat politikası hatasıdır. O hatayı tabii ki açık bir şekilde kimse tartışamıyor hükümet kanadında. Onun için vatandaşa gitti. Vatandaşa gitmiş bir döviz falan yok. Vatandaş sadece kendini enflasyona karşı korumak için gitti döviz aldı. Ve tabii şunu söylemek lazım. Bu sadece bir şey meselesi de değil. Reel faizler düşüktü. İşte vatandaş enflasyona karşı kendini korumak için sadece bu değil. Bir taraftan da güvensizlik var. Yani Türkiye'de hukukun üstünlüğünün kaybedildiği bir yerde vatandaş başkalarına ne yapıldığını gördüğü zaman kitaba değil siyasetçilerin gölgesinde mahkemelerin karar aldığını düşündüğü anda güvenini kaybediyor. Kendi parasına güvenini kaybediyor. Gidip döviz almaya başlıyor. Bakın Berat Albayrak ayrılalı işte 6 Kasım'da ayrıldı. Merkez Bankası Başkanı da görevden aldı o tarihte. 3 ayı geçti ve hala vatandaş TL'ye dönmedi. Yani döviz almaya devam ediyor. Bu şunu gösteriyor. Yani Merkez Bankası faizleri yükselttiği halde TL'ye dönüş yok. Böyle belirgin bir şekilde bir dönüş yok. Yine tasarruf olanlar gidip döviz almaya ve altın almaya devam ediyorlar. Peki. Bunu açıdan bakmak lazım. Ve bu ekonomik politikası hatasıydı ve rezervler eridi. Bunu niye erittiler? Çünkü düşük faizini düşük tutabilmek için bir şeyi feda etmek gerekiyordu. O da rezervler oldu. Bir şey daha söyleyeyim son bir kez. Yok daha soracağım. Uğur Bey şeyi de soracağım. Tabii, bu buyurun. Baş döndü.